Sevindim. Benim problemim eşimle. Benim de. En büyük problem, yani biz ikimiz arkadaş olsak mesela çok daha iyi anlaşabilirdik ama Allah'ım babacım, olacak. Babacım annem var ya şu an gömdü yerin dibine bizi. Bittim yani. Yala. Hadi babam yürü. Şuradan gel, ver elini babacım. Hadi. Yani? Hadi yürü, yürü. İrem ablaya yürü. İrem ablaya yürü. Hasan tamam ya 100 lira vereyim sil bu soruyu. Ya ben böyle bir şey görmedim. 50 lira içimizi soktuğuna paraymış. Bak ya. Ne paraymış ya kanka. Evet para bence. Sırt sırtanın ilk evli çifti Fırat ve Sezgi, hoş geldiniz. Birbirinizi daha iyi tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda kazandığınız parayı bizi hatırlayarak dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Bol şans! Teşekkür ederiz. Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Arkadaş indirimi yok mu? Yani yükseltmesi 50, 100 yapsak. Arkadaş indirimi olmaz o. Yok doğru. Yükseltmesi. Merhaba desene babacığım Hasan abi, Hasan amcaya. Merhaba. Hasan amca mı? Amca yaptı seni. Hasan amca değil misin? Bilemiyorum. Amcayım, sakalına doğru. Bak oğlum amcasın. Amcasın sen. O zaman ilk sorumuza geçelim mi? Çok sorumuz var. Tamam. Gelsin abi. İlk soru geliyor. Ama dürüst olalım. Özellikle de Fırat'tan dürüstlük bekliyorum. Al ya. Dürüst değil miyim oğlum ben? Kesinlikle öylesin. Sorun geliyor. Birbirinizi ilk gördüğünüz anda aklınızda evlilik düşüncesi belirmiş miydi? Pere kaçtı yani. Bu soruda pere gitti kanka. İki tane hayır geldi. Dışarıdan 50 TL kazandım. Çok net. Aslanım benim. Ya kanka dedim ki çıtı pıtıydı eşim o zamanlar. Çıtı pıtıydı. Yani çünkü evlendi, doğumu, hamilelik falan derken karım hafif böyle bir balık etli oldu. Ondan sonra o dönem dedim ki ya dedim bu kız tam böyle düşündüğüm kafamdaki gibi bir arkadaş dedim. Umarım sevgilim olur. Sonra evlendik, çocuğumuz oldu işte. Yani sadece arkadaşlık yapabileceğim biri olarak düşündüm. İyi ben gideyim o zaman Sezgi. Aman abi doğru cevaplar vermek zorundayım yani şu anda. Duygularımla mı oynayacaktın benim? Yok yani hani konservatuvardan arkadaşımdı benim için. Bir alt sınıftan bir çocuk. Vay arkadaş bir alt sınıftan bir çocuk da olduk. Hasan iyi mi ettin kötü mü ettin bilemedik Hasan. Evet. Olsun 50 TL kazandınız bu sorudan. İkinci sorunuz geliyor. Gelsin kanka. Pera nerede bu arada? Burada. Ha. Takılıyor kanka. Evet çocukları pistten almıyoruz. Sorunuz geliyor. Düğününüzde sırf karşı tarafın davetlileri istiyor diye aslında hiç sevmediğiniz bir oyunu oynadınız mı? Sezgi hemen kaldırdı. Bak. Arkadaş, oynamadın mı ya? Ne oldu? Aynı şeyi oynadın, yani. Neydi o parçanın adı ya? Hala kardeş, yok gel gidek mi? Yok, neydi ya? Bir parça vardı zilleri ya. Zilleri takıp oynayın. Yok yok. Arabım vallahi severim. Böyle bir şarkı vardı. Ama bir şey söyleyeceğim. Karşı taraf dedi. O karşı taraf değil, sizin taraf istedi onu. E tamam. Sen de zorla oynadın onda. Yok oynamadın ben mı? Hiç zorla oynamadım. Oo. Üç gün başımın etini yedin. O parça neydi? Ne kadar iticiydi diye ya. Şu anda var ya büyük uyduruyor. Yazdı senaryo yazdı. Şu an öyle ay, bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim ya. 50 TL gitti Sezgi. Senin yüzünden hiç olmayan senin bir şey söyledin. Senin yüzünden gitti. Hadi yürü git. Para kazanmayalım diye neler yapmışsın Hasan Karakuş? Yaktım biz artık. O zaman üçüncü sorunuz geliyor. Biraz korktum bu soruyu sorarken ama soruyorum. Sor. Düğünde karşı taraftan gıcık olduğun bir misafir oldu mu? Fırat korkuyla kaldırdı. Evet Sezgi de kaldırdı. İki tane hayır geldi. Ne oldu oğlum? Niye korkacağım? Yok. Ben, korkarak mı kaldırdı Hasan? Doğru söyle. Parçalarım. Ya şu adama prim verme kurban olayım ya. Şu adama prim verme ya. Yok kardeşim ben eşimin ailesini çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Benim problemim eşimle. Benim de. En büyük problem yani biz ikimiz arkadaş olsak mesela çok daha iyi anlaşabilirdik ama evli olunca olmuyor. Dedi 10 yıl oldu. Fırat kimseye gıcık olmadın mı yani? Yok kanka niye olayım? Ya Hasan Allah için ne gıcık olsun şuna gıcık olurlar. Ben olsam buna gıcık olurdum. Sezgi'cim vallahi ben gideyim sen kendi kendine evet de hayır de. Allah'ım babacım, gıcık olacak. Annem var ya şu an gömdü yerin dibine bizi. Bittim yani. Evet sorunuz geliyor. Evlendikten sonra aşkın bittiğini düşünüyor musun? Çok net bak hiç düşünmedim.
Helal kızım. Emziği yavaş tut. İkiniz de evet dediniz. Buyurun. Buradan sonra şeye gideceğim adliyeye yanlış. Pera ne diyormuş bakalım. Pera'ya bakalım. Pera da evet. Pera sen ne diyorsun? Bitiriyor değil mi? Ya şöyle ama benim yani aşka bakış açım farklı. Yani aşk bir anlık, gerisini sevgiye, güvene, sadakate bırakıyor yani. Bence bunlar daha değerli aşkın. Katılıyorum. Benim aslanım. Aynı düşünce değil. Aslanım benim. Çocuğunuz büyüdüğünde yani Pera, YouTuber olmasına izin verir misin? Allah kahretmesin. Yavrum, kendi ne istiyorsa, ne iş yapıyorsa onun arkasındayım. Hayır, ben yani. Hayır, sadece istemem. Yaparsa destekleyeceğiz, yapacak bir şey yok isterse de sadece istemem yani. Yani Salih Racing dünyası var, Pera Racing dünyası niye yok abi? Pera'nın sevimli dünyası. Yok. Pera abla. Değil mi Peracığım? De merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evde bana diyor. Evet. Ya şaka bir yana ben ne istiyorsa arkasındayım yani. YouTuber da olsun. İyi bir YouTuber olur. Peki sen ne olsun isterdin mesela Pera? Baba ilk önce insan olsun. İlk önce insan olsun Hasan. Tamam yani. Şimdi bana tabii politik cevabını verdiğine göre. Tamam alkışlayalım. Alkışlayalım. Tebrik ediyorum. Tamam. Sonra da kankacığım sevdiği mesleği yapsın. Ne iş yaptığı benim için önemli değil. Mutlu olacağı işi yapsın. Az para kazansın, çok para kazansın önemli değil. Politik cevap değil bu yani. Gerçekten. Bak hayır dedi Pera. Ne hayır dedi? Pera mı hayır? Babacığım. Ne iş yapmak istiyorsun söyle. Jimnastikçi olacaksın mı? Jimnastikçi. Ha? Ha, jimnastik yapacaksın mı? Yok tamam. Sezgi sen ne isterdin? Ya ben sanatçı olmasını isterim. Yani ne bileyim işte konservatuar müzik bölümü olur, oyunculuk bölümü olur. O kadar oyunculuğun sıkıntısını çekmeme rağmen yine de isterim yani. Oyunculuk da olabilir, müzisyenlik de olabilir. Ne bileyim bir güzel sanatlar da okuyabilir, resim, heykel ama yanlış soruyu sordun ister. Yanlış adamı Hasan. Niye? Ya çok dertli bu konuda da onun için. Yok dertliyim ama yine de isterim yani. Ben çünkü yaptığım işten çok mutluyum. Şu ana kadar 150 TL kazandınız. Oo. Bir diğer sorunuz geliyor. Eyvallah. Eşin sevmediği için senin de soğuduğun bir akraban oldu mu? Arkadaş. Evet Fırat. Buyur Sezgi senle başlayalım. Ah ah yani şöyle. Hasan bu soruları Sezgi'yle mi hazırladın oğlum sen? Sen benim arkadaşımsın ya. Ben ikinizin de arkadaşıyım. Teşekkür ederim Hasan'cığım. Akraba değil ama arkadaş konusunda Fırat duygusal bir adam, çok duygusal. Göründüğünün dışında bambaşka bir adam var içinde. Onun yüzden arkadaşlar işte oyuncu camiasından, YouTube camiasından var, oluyor da. Dolayısıyla oldukça da ben de tepki gösteriyorum ama şey tepkisi yani hani karşıdaki adam üzerek değil de hani yanlış yaptığını düşündüğüm için diyorum ki evet doğru insan değilmiş. Ya Sezgi bu konuda çok keskin keke. Evet. Yani keke dediğim Hasan. Sezgi'ye keke demedim şu anda. Sezgi bu konuda çok keskin yani. Ya var ya yok. Ben biraz daha tolere edebiliyorum bu konuları. Tolere edebiliyorsun ya bir de biz arkadaşlarımıza özellikle arkadaşlarımıza çok duygusal yaklaştığımız için hani en ufacık bir şeyi paylaştığımızda tamam o bizim hayatımızda deyip sonra bakıyorsun bambaşka şeyler oluyor. Sadece orada keskinim yani. İsim de yoksa ver bari Sezgi. Yoksa şey İnşallah değil. İnşallah da. Kestirip atma değil yani. Hani evet. Tamam artık hayatından çıkıyor değil de hani keşke olmasaydı deyip. Eşinle evlendikten sonra öğrendiğin ve şaşırdığın bir huyu oldu mu? Evet Pera bence herhalde yok. Yok yok yani. Yok yani tüm iyi kötü pislik ne varsa hepsini evlenmeden önce gösteriyorum ki yani ben gösterdim ki hani sonradan bu ne ya olmasın yani. Nasıl adam olduğumu ben öncesinde. Ben de gösterdim ki o da hayır dedi yani. O zaman Sezgi söyle bakalım Fırat'ın en sevmediğin, en gıcık olduğun huyu ne? Açık açık konuşmam gerekiyor mu? Tabii. Fırat. Heh. Biliyorsun ne diyeceğimi söylemeli miyim? Kibarca. Belki de. Bilmiyorum. Yerli yersiz gaz çıkartması mesela olabilir. Bu oldu mu şimdi? Pera, hadi babam yürü. Şuradan gel, ver elini babacığım. Hadi. Yani? Hadi yürü, yürü. İrem ablaya yürü. İrem ablaya yürü. Yerli yersiz, şimdi insanız. Uyuyoruz mesela. Yerli yersiz dedi çünkü kanepede de uyuyorum. Değil mi hayatım? Bunu biraz daha ılımlaştıralım. Ondan sonra yerli yersiz öyle bir şekilde olabiliyor. Sonuçta evdesin, doğal ortamın.
Yani doğal neyse, yaşam alanı. Çok uzatmayın. Ben söyleyeceğim şeyi söyledim. Hani ayrıntısı uyurken mi otururken mi bilmiyorum ama ne dedim biraz önce? Yerli yersiz gaz çıkartması dedim. Yani daha bir şey diyemem bunun üzerine. Kavgalardan sonra barışmaya ilk yanaşan genelde sen mi olursun? Yani ben yanaşıyorum çünkü. Anladın mı? Yani çünkü Sezgi çok ketum. Yani bıraksan o deve inadıyla bir ömür boyu konuşmayacak seninle ya. Bir bardak su getirmeyecek yani. Onun için ben genellikle biraz daha ılımlı yaklaşmaya çalışıyorum tartışmalardan sonra. Evde eşinin aldığı ve gereğinden fazla pahalı olduğunu düşündüğün ama söyleyemediğin bir eşya var mı? Eşin almış, gereğinden ya pahalı söyleyemediğim olduğunu düşünüyorsun. Ya söyleyemediğim. Var, ben söyleyeyim mesela. Söyle. Yakın zamanda böyle bir bir şey aldı. Bak anlatamadım nasıl olduğunu. Lamba, gece lamba. Lamba aldı. Gerçek zeytin ağacındanmış, yuvarlak bir şey falan, ortasından lamba çıkıyor. Duvara asılmıyor, kullanışsız, açma kapama düğmesi yok. Fişe takıp çıkartırsan yanıyor falan. Fiyatını da öğrenince dedim ki Fırat, gerek yoktu bence hani. Keşke dedim alırken bir de beni hani sürpriz yapmak istemiş canım kocacığım sağ olsun ama. Keşke dedim alırken ben de olsaydım dedim, çok kullanışsız. Bu mesela çok yakın bir zamanda oldu. 300 TL. Ha, 300 TL yapmış. Hadi bakalım şu ana kadar toplam 250 TL kazandı. Hadi lambanın parası çıksın Sezgi. O hadi kadar laf ettim madem. Eşin sosyal medya hesaplarının şifresini bilir mi? Sezgi evet, Fırat hayır diyor. Hayır dedi. Bilirim çünkü ben bilmiyorum. Ben... Görüyorsunuz değil mi? O ketum kadın şifreleri vermiş ama hala adı ketum oluyor. Ben de bunu anlamıyorum. Bu çok, nasıl bir şeyse. Çok özür diliyorum. Hı. Sosyal medya şifrelerini, hesapların şifrelerini neden verdiğini söyler misin? Ay, yani çözemediğim bir şey oluyor içinde. Veriyorum ama sonrasında değiştirmiyorum. Yani bunun özü beceremiyorsun. Ay tamam işte diyorum yani çözemediğim bir şey oluyor. Onun için veriyorum ama sonrasında ay Fırat biliyordu bunu bir an önce değiştirmem lazım. Yıllardır öyle hala da sormadan mesela bir sorun olduğu zaman bana sormadan şifreyi girip çözebiliyor. Daha ne yapacağım? Ama ne bir DM'ne bakmışlığım var, ne bir ben mesajına... Bir de o olaydı. İşte yok diyorum yani, bizim aramızda hiçbir zaman bu olmadı. Hadi ben onu burada... geçtim, ben hiçbir şey bilmiyorum, ne olacak o? Yıllık iznini kayınpederin ya da kayınvalidenle geçirir misin? Biz diyoruz ya sen, biz ailelerimizi seviyoruz. Kanka bizim ailelerimize hiçbir problemimiz yok. Yani Allah korusun, tabii ki öyle bir şey olmasın. Sezgi'yle diyelim boşandık. Ben Ankara'ya ayda bir kayınvalidemi görmeye giderim. Katılıyorum, ben de Adana'ya giderim. Aynen. Buradan sana ekmek çıkmadı değil mi Hasan Karakuş? Yükselmedi. Buradan düşüremedin. Sesinin tonu düştü. Sesinin tonu gitti. Çocuğunuzun yani Pera'nın yüzü en çok seni mi andırıyor? İki tane evet geldi ama ben bu sorudan para vermesem daha iyi aslında. Niye abi? Niye? Ayrı düşüyorlar aslında. Hayır abi, olur mu? Pera'nın yüzüne bak, bir an Sezgi ve ben oluyor. Gözlere bak ben. Pera seni mi andırıyor? Abi. Karma. Karma. Yani biz öyle yaptık kanka. Benim güzel olan bir iki yerim vardı. Tamamını sonra Sezgi'den. Sezgi genel anlamda Sezgi'yi andırıyor. Ama baktığın zaman bakışları falan filan... Bence beni de andırdığını düşünüyorum. Hasan tamam ya, 100 lira vereyim sil bu soruyu. Ya ben böyle bir şey görmedim. 50 lira içimizi soğuttum. Ne paraymış ya. Ne paraymış ya kanka. Çocuğunuz gece ağladığında ilk duyup uyanan genelde sen mi olursun? Hadi bakalım Fırat. Allah Allah. Sezgi'cim. Beşinci horlamadan sonra mı kalkıyorsun? Ya hayır, hiç öyle bir şey yok. Bir kere benim bazen aramızda yatıyor işte hasta olduğu dönemlerde falan. Fırat sağdan sola, soldan sağa bir şekilde dönerken yani refleksle bile yani dönerken onu hissedip onunla bile uyanıyorum. Hani Pera'yı dirseğinden, bacağından korumak için. Gerçekten çok ağır uykumdan uyanıyorum ve hep söylerlerdi bunu, derdim ki hani yok artık ya o kadar ağır uykuda nesine uyanıyorlar ama gerçekten uyanıyorsunuz ve ben öyle, ilk uyanan ben de... benim. Diyelim işte Pera hasta olsun, işte üst katta salonda olayım, Pera'nın odası aşağıdaydı. Yani döndüğünde bile şey yapabiliyorum yani, gidebiliyorum. Kendi yatağımdan, her yerden duyular o yönde çalışıyor yani. Ben de aynı şekilde kalkıp gidiyorum yani, uyanıyorum. Toplamda 400 lira kazandınız. Ooo! Sorularımız bitti. Bitti mi? Ben ve bütün ekip sizin evliliğinize maşallah diyoruz. Pera'ya da maşallah diyoruz. Sağ olun. Cidden bu kadar dürüst, açık, samimi ve çok tatlış, evli bir çiftsiniz.
Teşekkür ederim. Birazdan birbirinize döndüğünüzde bunu kabul ediyorsanız toplamda 400 TL'ye alacaksınız. Böyle bağladık. Şimdi bir şey diyeceğim. Hı. Boşanacağız mı? Birbirimize dönünce ne olacak yani? Ne yapacağız mesela? Orayı düşünmemiştik. Birbirimize döndüğümüzde... yemeği çıkar mı acaba bende yani? Hani... Olsun, format gereği ben sorayım. Ha, ne tamam. Yaparsınız bu arada 400 TL'yle ne yapacaksınız? Aa, ne yaparız oğlum? İşte borç harç öderiz. Çocuğun okul taksitini falan veririz. Bir şey gider yani. Hasan her türlü değerlenir o yani. Hasan, evli ve çocuklu insanlar 100 lirayı değerlendirir. Ne diyorsun? Sen parayı ver. Onun gideceği yer çıkar ortaya kanka. O zaman Sezgi ve Fırat birbirinize dönebilirsiniz kocaman bir alkışla. Biz bu arada bir şey söylemek istiyorum. O Ne Diyor ekibine, sevgili Hasan kardeşime, evet, misafir ettiğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli ekipsiniz, evet, çok güzel işler yapıyorsunuz. Davet ettiğiniz için tekrardan sağ olun. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Fırat Sobutay, Sezgi ve Pera'ya. Çok klişe bir laf ama Fırat ve Sezgi, bir ömrü acısıyla, tatlısıyla beraber paylaşmaya var mısınız? Gıcık değil mi ya? Gıcık ama çok tatlı abi, maşallah. Bir ömür. Vay be, çok çok. Bir ömür. Yok ya, ben yok. Hayır hadi. Ben hayır ya. Ne yapacağız? Ha, bunu böyle dersek parayı mı almayacağız? Hala parayı peşindeyiz. Hasan şurada yuvamızı yıkmak için her şeyi yaptı. Hala şu adamı... Ben şu anda yuvada muvada değilim. Alacağım mı 500 lira? Evet, biz çok teşekkür ediyoruz Fırat, Sezgi ve Pera'ya. Fırat'ın kanalında alttaki linkten görebilirsiniz. Kocaman bir alkışla çok çok sağ olun. Fırat'ın kanalı dedim, panik yaptı Hasan.